Efendim, Eda'nın iddiasından herkese merhabalar. Yepyeni bir bölümle, yepyeni bir iddiayla karşınızdayız. Bugün yanımda bir partnerim var. İsmail'le birlikteyiz. Neden? Çünkü anlat bakalım oynayacağız. Kısaca İsmail'i size tanıtmak istiyorum. Tanıtır mısın kendini İsmail'cim? Merhabalar, ben İsmail Barçın. Muğla'dan geldim. Evet. Burada tatile geldim aslında. Evet. Sizi de izliyordum. Türkiye'den de biliyordum zaten, evet. Arkadaşlarımla. Daha önce de kuzenim burada okuduğu için. O yüzden takip ediyordum. Bu da denk geldi, yarışmak istedim sizle de beraber, hep beraber olalım diye. Güzel bir gün olacağına inanıyorum yani bugün. Evet, güzel de bir format uydurduk. Anlat bakalım, elimde gördüğünüz kartlar ve İsmail'in elinde gördüğünüz kum saatiyle süreyi tutacağız. Ve 2 dakikalık sürede bazen İsmail anlatacak, bazen de İsmail'i anlatacaklar. Bakalım neler çıkacak. Hazır mısın? Ben hazırım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Volkan Gönen, 24 yaşındayım, öğrenciyim. 5 senedir Kıbrıs'tayım. Harika. Ne okuyorsun Volkan? Hukuk fakültesi. Süper. İnşallah geleceğin başarılı avukatlarından olacaksın. İnşallah. Oyunu biliyoruz. Çocukluğumuzda eskiden çok oynadığımız oyunlardan biridir Tabu. Efendim, şimdi Volkan'ın elinde kartlar var. Ve burada İsmail'e anlatacağı kelimeler var. 2 dakika süremiz var. Ve 2 dakika süre içerisinde İsmail'e kaç tane kelime anlatırsan 5 TL bizden kazanıyorsun. Tamam mı? Tamamdır. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Tamam, ben de size güveniyorum. O zaman Volkan'cığım, süreyi başlattığımda başla ve oyunun bir kuralı da 5 tane pas deme hakkınız var. Hadi 3-2 başla. Bir siyasetçi falan konuştuktan sonra tebrik amaçlı insanlar bir tepki yapar. Neydi? Alkışlamak. Evet. Bir. Eve gittiğimizde mesela direkt yatarız. O gün ne olduğu için, yani çok ne oldum? Yorulmuşuzdur. Kelime tam olarak. Yorulmak. Evet. İki. Maymunu daha büyük bir hayvan var, ona benzeyen. Ayı. Yok, maymun yine o cinslerden. Yok, bir şey gibi derler böyle, kıllı falan, iri yarı bir hayvan. Maymunun büyü. Niye aklıma gelmedi? Pas. Moraldi. bir şeyin kırkılı hatırı var. Neydi o? Kahve. Ne kahvesiydi o? Türk kahvesi. Ondan bir şey olur böyle, insanlar ters çevirir, bir şey olur. Falı ne olur? Bakmak. Ne falı bakmak? Tam kahve falı. Kahve falı bakmak. Evet. Mesela korkudan, heyecandan bir şey olur veya korku heyecandan değil de. Nasıl diyeyim? Ameliyata girerken ne yaparlar? Narkoz verip. Bayıltırlar. Bayıltmak. O kelime. Bayıl. Bayıldım. Bayıl başka bir şey. Mastar eki. Bayılmak. Evet. Dört mü? Dört oldu. Hani böyle koltuk altını kaşıyınca falan ne olursunuz siz? Koltuk altınızı bir kaşıyınca yok. Şey olur. Kıdıklanmak. Aynen. Beş. Süpersiniz ya. Ben de pas diyebilir miyim buna? Evet. uçan memeli diye espri olur genelde. İnsan bu. Ne diye espri olur? Uçan memeli insan. Uçan memeli insan. Çok güzel bir şey. Uçakta hostes. Bir servis eder aynen. Kaç oldu, ben sayamadım. 6 oldu. Mesela bir iş yeri açarsınız. İş yeri yollar, işi yolunda gitmez, bir şey olur. Ne olur? Batar dükkan. Batar, ona ne yaptım denir. Yani kapattım dükkanı. İstifa etmek. Yok, bir şey etmek ama istifa değil. Başka kelime doğru. İyiyle başlıyor ama istifa değil. İyili. Pas. Kaçtayız? Daha devam ediyor. Gözünüzde böyle şeffaf bir şey şey yaparlar. Gözlük kullanmak istemeyenler. Bir şey şeffaf bir şey. Yuvarlak lens. Onu. Lens. Lens ne takmak. Evet. Kaç oldu? 7. Böyle bir ayakkabıdır. Altında uzun sivri demir vardır. Böyle şeyin üzerinde. Yani kışın ne olur, kar yağınca bir şey olur yer. Buz olur. Buz üzerinde bir şey yaparlar. Spor bu. Bir ayakkabısı hadi. Vardır özel. Ayak sporu. Buz bir şeyi. Buz. Ding. Bitti. 7 yaptınız. Hakikaten güzel bir ekip oldunuz. Siz birbirinizi burada tanımasına rağmen. Bence de iyi bildik yine. 2 demek dakikadan. Demek ki siz tam bir tabu ikilisi olabilecek. Çiftsiniz. Ve hiç de oynayamazdım yani küçükken. Hiç yani lisede falan çok oynardık arkadaşlar ama oynayamazdım. Hep ben yapamayan taraftım yani. Volkan'cığım, şöyle güle güle kullan. TV20, tamam, Eda'nın iddiası programında. Tamam. Şöyle kameraya dön, yüzünü görsünler. Buradan memleketine, ailene selam gönderebilirsin. Yozgat'a, Boğazyan'a, Gönen ailesine selam olsun. Evet efendim, selam olsun. Sana da okul hayatında ve sonrasında iş hayatına başarılar diliyorum. İyi günler de kullanın. Çok sağ ol, teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Memnun oldum. Dostluk kazandı. Evet efendim, anlat bakalım tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda yepyeni bir yarışmacı var, öncelikle tanışalım. Adım Sami, Adana'dan geldim. Daha dün geldim Kıbrıs'a. Öyle mi? Daha önce geldin mi? Yok, nişanlım için geldim. Kendisi burada okuyor. Aşk engel tanımaz diyorsun. Yani. Aynen öyle. O zaman efendim hazırsanız başladık. Gelsin. Yaklaşın şöyle, kameradan çıkmayalım. Bunların adı ne? Tür olarak. Güvercin. Tür olarak. Başka? Yes. Bir. Çok uzaklaşma. İddiaya girerler birbirleri böyle el ele. Bahis. Tutuşurlar. Yok. El ele tutuşurlar böyle. Bir şeyini derler. Sonra bilir, aklında unutursun falan böyle verirsin.
çok eski bir deyimdir aslında. Hani böyle aklımda biraz kameraya dön. Diğer türet aklımda. Aklımda bildim. Onu ne derken derler? Lades. Evet. Evet, iki. İsmail'cim şöyle gel. Çizgi film karakteri vardı. Safinaz vardı. Bir de Temel karakteri. Evet, Temel adı ne onun? Temel Reis. Evet. Üç. Yollarda olur genelde. Karşıdan Arke, karşıya geçer. Aya geçti. Evet. Dört. Wow. Bulgur. Diğeri. Onu ne yaparlar? Pilav. Yok. Annelerimiz ne yapar onu yemek yapmadan önce? Süzer. Başka bir şey türet. Süzer. Taşın ayıklar. Evet, ayıklamak. Hayır, ne, hangisini anlattın? Şunu anlattım. Ama başını söylemedi. Pirinç dedi. Birleştir. Evet. Pirinç ayıklama. Yani. Kaç? Yolda biz yaya geçip ne yaparız? Geçeriz. Yaya yolu, yaya geçeriz. Evet, o derken yolun diğer tarafı. Kaldırım. Yok, diğer tarafı yolun. Sağ şerit, yaya geçirdim. Yok yok. Neyse, bunu geçelim. Beşteyiz. Çok basit kelimeler ya İsmail. Eda bana ne yaptı de şimdi? Eda bana ne yaptı şimdi? Trip attı. Hayır, yok. Başka bir şey? Yarışmaya soktu. Hayır, az önce ne yaptı böyle? Sinirlendi. Falan. Onun diğer tarafı, diğer türlüsü. Evet, kız. Kızmak. Kızmak. Altı. Yemeklerde olur, yani çorba gelir, ana yemek gelir. Yanında bir de tatlı. Başka bir şey, ondan meşru. Önce yeşillik olur içinde. Salata. Evet, o ne yaparlar onu? Salata. Salatalık. Hayır, salata, okey. Burada okeyiz. Salata ne yaparlar? Salata. Bitti. Yapmak. Yapmak. Salata yapmaktı. Altı. Altı tane anlattın, tebrikler. Evet. Vallahi seni tebrik ederim. Güzeldi ama. Seni de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Birbirinizi tanımamanıza rağmen iyi bir yani. Ekip oldunuz gene. Nasıl buldun? Yani elimden geldiği kadarınca yani yapmaya çalıştım, öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler katıldığın için. Rica ederim. Size iyi tatiller, iyi gezmeler. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. İyi bakın, iyi günler. Sağ olun. Seni tanıyabilir miyiz canım? Merhaba, adım Doğukan Çişman. Türkiye'den geliyorum, İzmir'den geliyorum. Sakarya'lıyım aslen. Laboratuvar veterinerlik okuyorum. Süper, hayvansever bir evet, arkadaşla beraberim. O yüzden onu seçtim. Harikasın. İddialı mısın? Yani hayır. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum ama iddialı değilim. Kaç tane anlatırsın? Yani 5-6 tane anlatırım inşallah. Hadi bakalım, güveniyoruz sana. 3, 2, 1, başla. Bir zıplar, iki zıplar. Çekirge. Evet. Bir. Bunu kadınlar sürer. Sürmek dedim. Evet, geçti o. Şimdi bu Meksika'da çok yapılan bir hayvanla ilgili bir kapışma diyeyim. Bir hayvan, bir de insan var. Ama bazen ikisi, iki hayvan da birbiriyle şey yapabiliyor. Matador. Yok. Boynuzu var. Bu hayvanın boynuzu var. Güreşi. Evet, doğru. İki. İnsanlar bunu giyer günlük olarak. Ayakkabı. Evet, ayakkabıyı ayakkabı ne yaparsın? Ayakkabı giymek. Hayır. Ayakkabı çıkarmak. Hayır, başka bir şey. Ayakkabı çözülür, sen ne yaparsın? Ayakkabı bağlamak. Evet, doğru. Üç. Şimdi bunu balıkçılar yerin altından, suyun altından bir şey avlar. Ama avlamayı söyleyeyim. Tamam, geçeyim bunu. Evet canım. Evet, Galatasaray. Fenerbahçe. Bunlar ne oluyor? Rakip. Derbi. Yok, oyuncular var. Bu oyuncuları biz ne diyoruz? Biz oyunculara ne diyoruz bu şey Galatasaray şeyliğinde? Sporlarında. Futbolcu. Evet, doğru. Kaç? Dört. Şimdi nasıl anlatayım bunu? Bir savaşa gittik mesela. Mermiden korunmak için ne giyeriz? Zırh giyeriz. Doğru. Beş. Bu da zıplıyor. Ama beyaz. Ne yapıyor anlamadım tekrar. Bu da zıplıyor. Zıplıyor, beyaz. Evet. Kanguru, tavşan. Tavşan, doğru. Altı. Maymunlar yer bunu. Muz. Doğru. Ama ne? Ama evet. Muz yemek. Doğru. Kaç? Devam. 7. Biriyle bir şey yaparsın. Ne yaparsın? Sen onu verirsin, o sana onu verir. Alışveriş. Hayır. Başka bir kelime. Sen onu verirsin, o da sana onu verir. Aranızda şey yaparsınız. 3. Değiş tutuş. 2. Onu bir anlam, başka bir anlamı? Bitti. Evet, takastı. Süper. Kaç bildi? 7 bildin. Doğukan. İyi söyledim. Doğru, evet. Bir şey diyeceğim. Şansına da biraz böyle hani hayvan dünyasından geldi. Evet, doğru. Değil evet. Bayağı hayvan dünyasından geldi. Doğukancığım, buyur canım. Çok tebrik ederim. Güle güle kullan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasıldı yarışmak? Güzeldi, zevkliydi. Vallahi güzel oldu ya. Hayatımda ilk defa yarışını deneyebilir. Evet, süper. O zaman TV20 kanalında Eda'nın iddiasında kendini izlersin. Tamam. Ailene buradan selam gönderebilirsin. Aleykümselam. Evet, başla. Şimdi gerçi çok bu adet kalmadı ama eskiden sünnet çocuklarını tutarlardı birileri. Kirve. Bir. Şöyle değişik at var, kale var, fil var. Şey, satranç. İki. İki kişiyle oynanır. Göreyim. Küçük bir file vardı. Tenis. Değil. Masa tenisi. Yani onun gibi bir şey. Başka adı. Masa tenisi. Raket. Masa tenisinin başka bir adı daha var.
Pinpon. Dışarıdan etki olmasın. Onu geçiyoruz. Tamam, şimdi başka. Diğer ikideyiz. Dışarıdan gelen şeylere saymıyoruz. Hadi sen okuyana kadar süre bitti zaten. Tamam da günümüzün en büyük para kaynağı. Bakayım abi ben de. Alışverişte kullanılır. Bitcoin. Kredi kartı. Evet. 3. Vallahi bunu geçelim. Pas. Bayanlar çok yapar. Sabah. Makyaj. Evet. Ne ama? Makyaj. Bayanlar yapar. Makyaj yapar. Yani onun cümleyi söylettirmeniz lazım. Ama şimdi bayanlar çıkarken yapıyor işte, ne yapıyor? Çıkarken ne yapıyor? Ya sabah evden çıkarken makyaj yapıyor. Makyaj yapmak, tamam, evet, hadi. Doğru kelimeyi söylettirmemiz lazım İrfan Beyciğim. Şimdi 4 etti, 5 etti zaten. 4. Neyse. Futbolcuların en keyif aldığı iş. Futbolcuların ne? Zamparalık. Sağda ya, sağda. Gol atmak. Tamam. 5. Tamam, 5 bitti. Devam bitti, süreniz var daha. Ha, tamam. Özellikle Rize bölgesinde oynanan bir halk oyunu. Horon. Bakayım. Ama işte o... Kül bastı, gol bastı. Hayır, horonun devamı var. Horon, horon tepmek. Yani onun da benzer eş. Öyle mi öyle? Hadi hadi, hadi onun devamı var. Bir şey var, horon, iki kelime. Horon tepmek, horon çekmek. Tamam. 6. Bayanlar çok bakayım yapar, abi. Yüzüne sürerler genelde. Fondöte. Sürmeyi değil. Kullanmayacaksın ama devam et. Ruj. Değil. Yani onun gibi bir şey işte. Rimel. Daha farklı. Pudra. Değil. Ben de sürüyordum bazen. Krem. Neymiş? Güzellik kremi. Krem sürmek. Bitti süremiz. Tamam. Öyle böyle. Vallahi kuralları ihlal ede ede. Yediği bildiniz. Dışarıdan çok fazla şeyler geldi. İrfan okuyamadı ki, ben de yapıyorum. Nasıl okuyamadım ya? İkisi diyemiyorum. Senin elime ağzına lafı yapıştırdı. Ama keyifliydi değil mi? Yaklaşın şöyle. Tebrik ediyorum İrfan ne Bey. Ne kazandık şimdi? Altın saatten... 7 tane. Altın maçtan kol saati var mı? Rolex. Siz de tebrik ederim. Yani. Çok güzel bildiniz. Sağ ol. Gerçekten. Evet. Futbolcuların en çok yapmaktan keyif aldığı şey neydi dediniz siz? Zamparalık dedi. Öyle mi acaba? Buradan soruyoruz. Futbolcuların yapmaktan en keyif aldığı şey nedir? Ya içinde hocalar da vardır. Olabilir yani. Efendim çok keyifli. Tebrik ediyorum. Görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Şöyle olsun. Trafik duvarı da böyle şeyden mi? Burada da. Ha yok, elimde mikrofon var diye öyle oldu. Size hemen ödülünüzü takdim edeceğim İrfan Bey. Şöyle. Buyurun lütfen. Yok yok, olur mu öyle şey? Bu Eda'nın iddiasının... Alın saklayın, alın siz şey yapın. Bu bizim şeyimiz, jestimiz. İyi bakın kendinize, hoşça kalın. Bir Eda'nın iddiasının daha sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir bölümle, yepyeni iddialı oyunlarla karşınızda olmak dileğiyle efendim, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.